kardeşlerimiz yeni bir yurt kuruyorlar ve ona canlı tanıklık yapıyoruz. Cihan kafayı yarıyordum benim. Aldı kavayla. Stoke? Ya tıkın işte say. Çetke say. Çetke say. Çetke, 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 çetke. Oo, 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 oo. Ne lan bu kavga? Evet tıkın işte say. Cihan da yardım etmeye çalışıyor ama pek başarılı olduğu söylenemez. Arkada hiç buradan görünmüyor. Mehmet hocam sağlarda görmek istiyorum. Kendine bak diyorsun. Evet, önümüzdeki Kırgızların geleneksel keçe çadırı. Şimdi Kırgız arkadaşımız Aya bu keçe çadırı bize anlatacak. Keçe çadıra Kırgızca'da boz üy denir. Boz renginden dolayı üy de ev demek. Yani eski Türkçe'de ev demek. Keçe çadırın kapısı iki bölümden oluşur. İki ahşap bölümden. Şu anda onlar bağlı, göremiyoruz. İşte içeriye doğru açılır. Bu kapılar doğuya bakmalıdır. Yani dikilirken ona çok dikkat edilir. Buyurun içeri geçelim. Keçe çadır 3 bölümden oluşur. Birincisi karkas dediğimiz bu iskeleti. En alt. Aha, en alt. İkincisi o duvar. Yani onlara şimdi yavaş yavaş geleceğiz. Üçüncü de kubbesi. Şimdi bu iskeletine, yani karkasa gelecek olursak, karkas ağaçtan yapılır. Böyle eğilimli, eğilmeye elverişli bir ağaç türünden yapılır. Onlar gördüğünüz gibi birbirine böyle şey, çapraz bir şekilde bağlanır. Hiçbir çivi kullanılmaz bunun yapımında. Böyle deri parçalarla, deri şeritlerle bağlanır birbirine. Karkasa Kırgızca'da kerege denir. Kerege şöyle yarı yay biçiminde olur ve bu 4 tane veya 5 tane, hatta 7-8 taneye kadar o keregeler birbirine birleşince bununla bozuyun, yani keçe çadırın büyüklüğü ve küçüklüğü ayarlanabilir. Onun üstüne, keregenin üstüne uğuk dediğimiz şu kubbeyi oluşturan şu değnekler, eğilimli değnekler üzerine yerleştirilir ve onlar tepede şu tündük dediğimiz o yuvarlak kasnağa monte edilir. Tündük, evet. İşte gördüğümüz şu yuvarlak kasnak, bunun 3 işlevi vardır. Esas işlevi ışık. Yani gördüğünüz gibi keçe çadırın penceresi yoktur. Kapısı olur, kapı kapalı olduğu zaman da ışık yukarıdan girer. İkinci işlevi şu anda burada yok ama genelde ocak çadırın ortasında bulunur. Kazan da onun üstünde, yemek onun etrafında pişer. O aynı zamanda ısınmayı da sağlar. İşte hava sirkülasyonunu sağlar. Tündük. Üçüncü işlevi de bu biraz inanç dediğim biraz daha spiritüel bir işlevi vardır. Her eve, her haneye, her aileye kutun, işte tündükten girdiğine inanırlar Kırgızlar. O yüzden kut bizim için kutsaldır. Oy, kut diyorum. Tündük bizim için kutsaldır ve dolayısıyla Kırgız bayrağının merkezinde de tündük bulunur. Şimdi duvara gelelim. Evet. Duvar, şöyle göstereyim. Keregenin arkasında böyle şey görüyoruz. Böyle renkli bir yapı görüyoruz. Bu aslında hasır. Hasır diyorsunuz değil mi? Evet. Çiğ diyoruz biz buna. Bunlar sazlık bölgelerde yetişir. Onları özellikle toplarlar. Böyle 1 metre, 1,5 metre uzunlukta toplayıp onların hepsini bir hizaya dizip sonra onların her birini tek tek, işte bizim ninelerimiz, gelinler, genç kızlar tek tek her birini yünle sarar. Daha güzel olması için işte o yünleri doğal boyalarla, yani bitkilerden yapılan boyalarla boyarlar ve bu şekilde daha güzel bir desen ortaya çıkar. İşte duvarını bu çiğ dediğimiz hasırdan yapılan o şey oluşturuyor. Ne diyelim? Hasır oluşturuyor. Şimdi gelelim, keçe çadır neyle kaplanır? Tabii ki de keçeyle kaplanır. Keçe çadırın bu şeyi, örtüsü kalın keçe olmalı. Dolayısıyla hani birçok koyun kırkılır ve onların yününden yaz boyu keçe yapılır. Bunları onlarla dış cephe örtülür. İç cephe de yine işte keçeyi boyayarak, işte onlara çeşitli motifler vererek süslü
halı haline getiriyorlar ve bununla keçe çadırın içi süsleniyor. Yani sadece keçe değil, aynı zamanda dokuma şeyler de yapılır, şeritler de yapılır. Püsküllü dokuma şeritlerle de bunların hepsi çadırın iç dekorasyonu yapılır. Bu motiflerin her birinin anlamı vardır ve onlar da genelde çevremizdeki, yani doğadaki bitki ve hayvanlar, yani onların figürlerinden böyle şeyler alınır. Şimdi şeyin içine gelirsek, bölümlere gelirsek, keçe çadır bir şeydir, bir odadır. Hani odalara bölemiyoruz ama görünmeyen odalar var diyelim. Şu kapıdan, eşikten içeri girdiğimiz zaman çadırın sağ tarafı erkeklere aittir, sol tarafı da kadınlara aittir. Bu hani yazılmamış bir kuraldır. Şu anda yok tabii ama eskiden işte erkek tarafında erkeklere ait eşyalar. Bu ne olabilirdi? Bu işte av eşyalar olabilirdi veya işte hayvanları güttüklerinde kullandıkları şeyler olabilirdi. Sağ tarafında, sol tarafında da mutfak kısmıdır. Yani şu anda da gördüğümüz gibi burası kadınlara aittir. Yani göçebe, konar göçer hayatlarını sürenlerin mutfağı ne olabilir? Tabii ki de toplanmaya çok elverişli, böyle hemen toplanıp gidilebilecek minimum eşya olmalıdır. Kadın taraf mutfak, yani yemek burada yapılırdı. Yemek ocakta yapılır ama burada servis edilir. Çocuklar da genelde anne tarafında yatardı. Şu anda tam karşımızda, böyle tam kapının tam karşısında baş köşe dediğimiz, biz ona tör diyoruz. Töre zaten bu tör kelimesinden türemiştir. Baş köşedir. Oraya hep aksakallar oturur. Aksakal yani sadece sakalı ak olan biri değildir. Aksakal aslında şeyiyle, karakteriyle, bilgisiyle, tecrübesiyle önce aile içinde, sonra boy içinde, sonra genel olarak toplumda saygı kazanmış orta yaşlı ve üzeri kişilere denir. Oşul, bitti, özür istim, bozuyu birinci cesağın. Bu bizim ilk bozuyumuz. Bu özünü arnav cesağın birinci bozuyuz. Oğlu Mirlan, Mirlan'la ithafen yani ona hediye olarak, o evlendiği zaman ona hediye olarak yaptığımız ciplerinin bir çadır. Ciplerinin bari cünden kolgo irilip, boy olup, anan soğulgan. Natural ne bit. İşte biraz önce anlattığım gibi bu çadırın içindeki her şey aslında el yapımıdır. Yani dışarıda hiçbir şey satın alınmamıştır. İşte teyze de anlatıyor, yani bu ipler mesela kendimiz yünden eğirip, kendimiz boyayıp yaptığımız şeyler diyor. Tete boğulur büt. İşte oradaki süslemeler, şeritler hepsi. Cavbaş de bu tetiğini. De koz, sıdak da yolu cavbaş. Aydın mı? Şimdi baş köşe dedik, oraya aksakal oturur dedik. İşte evin reisi oturur. Yanında da onun şeyi oturur, hanımı oturur. O da yaşlı, işte bu teyze yaşlarında biri olunca ona bay biçe diyoruz. Yanında, yani kadın tarafında bay biçe oturur. Daha sonra yaş gruplarına göre şeyler oturur. Yaş gruplarına göre işte büyük oğul, büyük oğul, ikinci oğul, üçüncü oğul gibi. Gelinler genelde sofranın en şey kısmında, uç kısmında oturur ve hizmet ederler. Şırdaklardağı şu yuvarlan kan atayım. Bu yerde serilen şırdak keçe halılara şırdak diyoruz. Bunlar da işte genelde ya siyah beyazın şeyi olur, renk olarak genelde bu ikisi seçilir veya kırmızı ve mavi, kırmızı ve yeşil, genelde bu iki şey seçilir renk olarak. Keçeleri kendileri mi yapıyor? Ya tabii ki. Bu şeylere yere serilen minderlere de biz töşök diyoruz. Cer töşök, yani yer döşeği. Bunların hepsi şeydir. Şeyde o küçük kumaş parçalarından kendileri evde kuruyorlar. Buna da kurak. Yani kuramaktan kurak derler. Kırgız kurağı. Kırgız kurağı. Kırgız kurağı, anladım. Bu göldölemdir. Büt. Sonra şey var, ikinci bir minder çeşidi var. Koyun veya kuzunun derisi şey yaparak, böyle iyice yumuşatılarak bu şekilde serilebilir. Altını şey kumaşla işliyorlar.